İHH İnsani Yardım Vakfı Yeryüzü Notları programını sunar. Değerli izleyenlerimiz, Yeryüzü Notları programında beraberiz. Bu programımızda uzun süredir Türkiye'de gündemi meşgul eden seçimin atmosferinden biraz kurtulup, özellikle dünyanın diğer bölgelerinde hangi konular gündemde, bu konular içerisinde bizi ilgilendiren ülkeler içerisinde neler var, bunları konuşacağız. O ülkede İslam Devleti projesi hayata geçirilmeye çalışıldığında Türkiye'de özellikle Hasan Turabi'nin yazmış olduğu eserler çerçevesinde ciddi anlamda bir heyecan uyanmıştı ve yaşı ortalama 25'in 30'un üzerinde olan izleyicilerimiz Sudan İslam Devleti projesinin hayata geçirilme çalışmalarından dolayı çok büyük heyecan duymuşlardı. Ancak bugün Sudan'ın farklı bir problemini konuşacağız. Özellikle son dönemde ekonomi anlamda yaşanan kriz, başta en önemli gıda maddesi olan ekmeğin 50 kilogramlık un çuvalının bile neredeyse 3-4 kat daha pahalandığı ve akaryakıt kuyruklarının uzun saatler aldığı, insanların 3-4 saat, 5 saat, 6 saat kuyrukta beklediği bir Sudan'daki krizi konuşacağız. Sudan'daki ekonomik kriz nasıl doğdu, bu aşamaya nasıl geldi ve özellikle Sudan yönetimindeki Ömer Beşir hükümeti bu krizden çıkmak için neler planlıyor, bu konuyu ele alacağız. Uzmanımız İnsamer İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nden Afrika uzmanı Serhat Orakçı. Serhat, hoş geldin. Hoş bulduk. Arada Ramazan ve bayram geçti. Tekrar birlikteyiz. Hakikaten Sudan'da bu kriz son dönemde basına yansıdığı şekliyle çok da iç açıcı görünmüyor. İsterseniz nasıl başladı oradan ele alalım. Bu krizin ana nedenleri nedir? Şimdi Yeryüzü Notları programında Sudan'ı biz zaman zaman konuşuyoruz. Yani daha önce mesela Güney Sudan programı yapmıştık, Darfur programı yapmıştık. Zaman zaman yeri geldikçe Sudan'a değiniyoruz, dokunuyoruz. Ama genelde hep konuşmalarımız tabii şeydi, yani siyasi krizler üzerine odaklanıyordu. Şu anda konuşulması gereken şey Sudan hakkında biraz daha ekonomik meseleler önem kazandı. Çünkü şimdi çok kısa vadeyle baktığınızda 2018 yılı, özellikle bu son birkaç ay, özellikle Ramazan'ın hemen öncesindeki dönem, gerçekten artık ekonomik krizin ayyuka çıktığı denebilir. Bir atmosfer oluşturdu. İşte basına da yansıdı bu zaman zaman. Akaryakıt kuyrukları, işte benzin istasyonlarında ya da işte insanların bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak için artık giderek zorlandığını görmeye başladık. Bu tabii yani ülkedeki ciddi ekonomik krizin göstergeleri şu anda konuşuluyor. Mesela enflasyon oranları bayağı bir yükselmiş durumda. İşte Sudan yerel parası, Cüneyh'in ya da Sudan Pound'unun değeri oldukça düşmüş durumda. İşte yerel kara borsa denen marketle, yani piyasayla resmi piyasa arasında makasın çok çok açıldığı bir atmosfer de var. Dış borcun arttığı, işte ithalat ihracat dengesinin giderek bozulduğu, benzin fiyatlarının arttığı, bundan dolayı da işte ulaşım gibi ya da işte üretilen temel gıda maddelerinin, ekmek gibi fiyatlarının hakikaten
bayağı yükseldiği bir atmosferde insanlar artık zorlanmaya da başlıyorlar. Peki 7-8 sene önce herhalde 2010'lardaydı galiba. Büyümesi %10'un üzerinde, hatta %10 gibiydi değil mi? Ne oldu bu 7-8 yıllık süreçte? Şimdi oraya geleceğim. Yani kısa vadede baktığınızda bu son birkaç aylık periyot konuşulabilir ama tabii bu olayların öncesi de var. Yani Sudan aslında bu ekonomik krizle ilgili şeyleri, emareleri bir süredir veriyor. Özellikle 2011 yılından beri veriyor. Çünkü 2011 yılında ülke çok ciddi bir travma yaşadı biliyorsunuz. Ve güney olarak, yani güney ve kuzey olarak ikiye bölündü. Sudan'ın haritası değişti. Bu tabii travmayı atlatmak kolay bir şey değil. Hem sosyolojik açıdan hem diğer göstergeler bakımından, yani ekonomik göstergeler bakımından Sudan'ı zorlayan bir süreç oldu. Güney Sudan'ın ayrılması meselesi. O tarihlerden bugüne, yani 2011'den bugüne zaten ekonomik yönden çok rahat bir şey geçirmedi, dönem geçirmedi. Şimdi dediğiniz doğru. Mesela 2000'li yıllarda Sudan Afrika'nın parlayan yıldızıydı gerçekten de. Çünkü büyüme rakamları ortalamanın çok çok üstündeydi. Hem dünya ortalamasının üstünde hem de Afrika kıta ortalamasının üstünde seyrediyordu. Mesela işte 2006, 2007, 2008 yıllarında büyüme rakamları işte %10'lara dayanmıştı. Evet. Yıllık olarak büyümesi ekonominin. Bunlar tabii Sudan açısından olumlu bir gelişme doğurdu. Ancak bu petrole dayalı bir büyümeydi maalesef. Onu söylemek lazım. Çünkü petrol gelirlerinde ciddi bir artış olmuştu. Ondan dolayı kasaya giren, yani ülkede kasaya giren parada ciddi bir artış olmuştu. Bu da ciddi bir şekilde ülkede bir refah ortamı doğuruyordu. Aynı dönemde bir ambargo da vardı. Peki petrolü nereye satıyordu Sudan? Ambargoyu aslında daha önceden ambargo söz konusu oldu. 90'lı yıllarda özellikle söz konusuydu. Şimdi 2000'li yılların atmosferi bu şekildeyken mesela onun biraz daha öncesine baktığınızda işte 90'larda aslında oldukça türbülanslı bir şey var, ortam var Sudan'da. İşte iktidar değişikliği meydana geliyor. Bunun ardından hemen bir İslam devleti uygulaması başlatılıyor. İşte Hasan el-Turabi'nin de destek verdiği. Daha sonrasında ise Amerika ile ve özellikle Batı ile sorunlu ilişkiler dönemi başlıyor. Bu Sudan açısından kritik bir gelişme oluyor. Çünkü işte Üsame Bin Laden'in Sudan'a gidişi, oraya yerleşmesi, orada işte bir takım yatırımlar yapmaya başlaması ve aynı dönemde özellikle Kenya ve Tanzanya'da işte Amerikan elçiliklerinin bombalanması hadisesi birleşince Sudan bir anda uluslararası medyanın da gündemine gelerek işte teröre destek veren ülkeler. Ambargonun nedeni bu mudur? Ambargonun nedeni bu. Yani Sudan'ın teröre destek verdiği iddiası. Ve hatta yani yaşı şey olanlar hatırlayacaktır. Kızıldeniz'den Hartum'a iki tane füze gönderiyor Amerikan gemisi. Ve Sudan'da bir ilaç fabrikası vuruluyor. Şifa ilaç fabrikası vuruluyor. 97'de gerçekleşiyor bu olay. Bu hadiseyle beraber Sudan... Yani teröre destek veren ülkeler şeyini alınıyor, grubunu alınıyor Clinton döneminde. Ve tabii Sudan'ın imajı açısından oldukça olumsuz bir şey doğuruyor, imaj doğuruyor. Sudan tabii otomatikman o dönemde doğuya kaymaya başlıyor. Yani Çin'e mesela özellikle, Malezya'ya, Çin'e. Çünkü ülkede petrol var, petrol rezervleri var. Bunların çıkartılması lazım, işlenmesi lazım, dışarıya satılması lazım. Amerika ve Batı ile ilişkiler oldukça kötü bir seviyeye gelince, bozulunca daha çok doğuyla işbirliği yapmaya başlıyor. Ve Çin'in de özellikle mesela yatırımlarının arttığı petrol bir petrol karşılığında dönem. Anlaşmalar daha çok yapılıyor. Tabii Çin'in ilk yatırımları petrolle başlıyor. Özellikle işte kuzey ile güney arasındaki bölgelerde bulunan petrol rezervleri, mesela Abyei'de, işte Hicliç'te, Bantiu'da mesela bulunan rezervler Çin yani bir konsorsiyum var aslında, sadece tamamen Çinli değil. Çin içerisinde işte Çin, Malezya, başka ülkeler de var. Sudan devleti de var. Onların oluşturduğu bir konsorsiyum bu rezervleri çıkartıp rafine etmeye ve dışarıya satmaya başlıyor. Bu Sudan'ı biraz rahatlatıyor. Yani o 90'lardaki o gerginlikler
o şeyler, ambargo vesaire gibi şeyler petrolle beraber rahatlamaya başlıyor. Yani çünkü ülkeye bir ciddi kaynak sağlıyor. Ancak 2011'deki bölünmeyle beraber bu durum değişti. Yani 2011'de Sudan ciddi bir gelir kaybına uğradı. Mesela şöyle söyleyeyim size rakamsal olarak, 10 milyar dolar yıllık petrol geliri varken bu 2,5 milyar dolara kadar düştü. Birdenbire. %80'i mi? Tabii yani şimdi bu petrol geliri tabii devletin bütçesini karşılıyordu ve yaptığı yatırımları karşılıyordu. Bu ortadan kalkınca bu sefer kaynak ihtiyacı doğdu ve bu kaynağı bulmak için işte Sudan farklı yollara başvurmaya başladı. Bu gelir kaybı, yani petroldeki gelir kaybı 2000'li yılların, yani 2011'den sonra çok ciddi etkilemeye başladı Sudan ekonomisini. Anladım. Yani en önemli etken 2011'deki o kuzey ve güney olarak ayrılması ve gerçekten petrolün özellikle güneyde kalması. Petrol güneyde kalıyor büyük oranda ama yani şöyle bir maalesef durum var. Yani kuzey ve güney arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı şu anda güneydeki petrol de çıkartılamıyor ve onlar da tabii onlar da Güney Sudan da aslında biliyorsunuz 2013'ten beri iç savaş yaşıyor. Bayağı bir göçler yaşanıyor. Orada da ciddi krizler var. Hem insani hem siyasi krizler. Yani petrol iki tarafa da çok fazla yaramadı 2011'den sonra. Bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara. Aradan sonra tekrar beraberiz. Değerli izleyenlerimiz, aradan sonra tekrar beraberiz. Sudan'daki krizi konuşuyoruz. Krizin nedenlerinden özellikle petrol ve petrolle alakalı da 2011'deki Güney Sudan'ın ayrılması konusunun ana mesele olduğunu Serhat bize anlatmıştı. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu krizde sadece ekonomik anlamdaki krizde neden petrol mü? Başka diğer nedenler de bu ekonomik krizin sebepleri arasında sayılabilir mi? Mesela bir Ömer Beşir'in uluslararası mahkemedeki bir kararı var soykırımla alakalı, evet. Bir tutuklanma. Bunların da özellikle ekonomik anlamda son durumla ilgili bir etkisi, katkısı olabilir mi? Mutlaka tabii etkisi oluyor. Yani şimdi devlet başkanı hakkında çıkartılan tutuklama kararı, iki kez hem de çıkartılan tutuklama kararı, yani ülke imajı açısından özellikle mesela çok olumsuz etkiler yapıyor. Mesela şu an baktığınızda hani yatırım yapılabilir ülkeler sıralamasında Sudan'ı oldukça gerilere götüren bir durum söz konusu. Çünkü özellikle yatırımlar biliyorsunuz hani daha istikrarlı ortamlar arıyor, daha güvenilir ortamlar arıyor. O yüzden yatırım noktasında Sudan'a yatırım yapacak kesimlerin üzerinde olumsuz bir etki yaptığını söyleyebiliriz. Ekonomik krizlerin tabii birçok etkeni var. Hani şimdi mesela petrol kaybı mutlaka şey yaptı, Sudan ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaptı ama Sudan hani bu etkileri yani kapatamayacak bir ülke değil potansiyeli açısından. Çünkü oldukça mümbit özellikle kaynaklara sahip. Nil Vadisi'nde bir kere zaten başlı başına Nil'in kendisi zaten bir kaynak. O noktada çok verimli tarım arazileri, yani ilgilenildiği zaman, ilgi gösterildiğinde, modernize edildiğinde çok hızlı yol alabileceği bir alan, tarım alanı Sudan'ın. Ancak mesela tarımda da şöyle bir yol izlendi. O da belki Sudan açısından yanlış bir stratejiydi. Sıcak para girişi için, nakit girişi için birçok ülkeye mesela uzun dönemli topraklar kiralandı. Türkiye'de mesela o ülkelerden bir tanesi. Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve başka ülkeler. İran var mı? İran toprak şey yapmadı, kiralamadı ama yani fırsatını bulsaydı kiralardı tabii. Anladım. Uzun dönemli bu topraklar kiralandı. Aslında Sudan'ın belki dönüşüm yapabileceği en önemli alan, tarım alanı. Ama bu toprakların bu şekilde kiralanması da Sudan'da tarımı ciddi oranda etkilemeye başladı.
Tarımın modernize edilmesi lazım, ilgilenilmesi lazım. Belki biraz uzun vadeli bir şey tarım stratejisi ile kalkınma ama Sudan bu şeye sahip, bu güce ve potansiyele sahip. Bunun dışında başka kaynakları da var Sudan'ın. Mesela altın rezervleri de var. Hayvancılık. Hayvancılık evet mesela çok önemli bir şeyi Sudan'ın. Turizm bile mesela ilgilenildiğinde, yatırım yapıldığında Sudan açısından gelir getirecek bir alan. Çünkü özellikle Hartum'un kuzeyinden itibaren, mesela 200 kilometre kuzeyinden itibaren çok tarihi yani kadim denebilecek medeniyetlerin kurulduğu bir havzaya giriliyor. Nubia isminde. Bu alan çok antik şehirler barındırıyor. İşte bunun yanında mesela Port Sudan bölgesi Kızıldeniz'den dolayı çok doğal güzelliklere sahip ve turist çekebilecek bir alan. Yani bu potansiyeller değerlendirildiğinde hani Sudan bu krizleri aşamayacak bir ülke değil. Gerçekten hani imkanları olan bir ülke ama biraz idarenin bu noktada iyi idare ve kararlı adımların atılması gerekiyor. Bu eksiklikler var. Yani 30 yıldır zannediyorum değil mi? 30 yılı yaklaştı Ömer Beşir'in. Tabii Ömer Beşir iktidarı süresi. Yani 1989'da iktidar başlıyor. Ömer Beşir iktidarı ve kesintisiz olarak 89'dan beri şu an Ömer Beşir bir Darfur konusu sürekli gündemde. Darfur'la alakalı son yıllarda çok fazla ses duymuyoruz. Bir barış, bir sulh mu var yoksa orada başka bir çözüm mü üretildi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sudan'ın tabii krizi tek ekonomik krizi sınırlı değil. Aslında ülkede yaşanan başka kriz alanları da var. Bunlardan bir tanesi de mesela Darfur. Bunun yanında mesela Güney Kurdufan, Mavi Nil eyaletleri. Buralarda bazı iyileşmeler gerçekleşti. Son dönemlerde atılan adımlar sayesinde. Yani tam olarak bu krizler çözülemese bile en azından şu anda çok şiddetli silahlı çatışma ortamı yok. Daha çok insani kriz şeklinde devam ediyor. Çünkü çok sayıda göçmen oluşmuş durumda. İç göçmen yani IDP dediğimiz iç göçmen oluşmuş durumda. Yani onlara yönelik insani krizler söz konusu. Ama böyle yoğun silahlı çatışma Allah'tan, Allah'a şükür ki şu anda yaşanmıyor. Bir tek Cebel Merra bölgesi bunun haricinde kalıyor. Yani oralarda hala daha silahlı çatışmalar, sıcak çatışmalar yaşanıyor. Darfur'un Cebel Merra bölgesinde. Ama onun dışındaki diğer kriz bölgelerinde şu an biraz daha sakin denebilir. Daha çok dediğim gibi iç göçmenler üzerinden bir insani kriz söz konusu ki gerçekten sayılar bayağı yüksek. Yani 2 milyon civarında iç göçmen barınıyor. Darfur ve işte diğer saydığım kriz bölgelerinde. 2 milyon sayısı tabii yüksek bir rakam. Ve Sudan'ın bu ekonomik zorlukları da göz önünde bulundurulduğunda zaten hani normal insanlara zaten hizmet götürülmesinde sıkıntılar yaşanıyorken bu göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında dışa tamamen bağımlı hale gelinmiş durumda. İşte orada da Birleşmiş Milletler ve ona bağlı işte kuruluşlar devreye giriyor. Bunun yanında yani Türkiye, işte Katar mesela insani alanda bayağı bir şey yaptılar, destek olmaya çalıştılar Sudan'a. Hala da oluyorlar tabii. Biraz daha bu krizlerin şeyini etkilerini azaltmaya çalışıyorlar. Ama sayıların yüksek oluşu maalesef ciddi bir dezavantaj doğuruyor bu noktada. Anladım. Suudi Arabistan'ın orada ciddi anlamda yatırımlarıyla alakalı gazetelerde haberler var. 15 milyar evet. dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Evet. Bu sıcak nakit bir yatırım mı yoksa gelecekte elde edilecek bir para mı? Şimdi, yani Sudan işine yarayacak mı yakın zamanda bu para? Şimdi Suudi Arabistan ve Sudan ilişkisi tabii güçlü bir ilişki. Çünkü bir kere komşu iki ülke sayılabilir. Yani Kızıldeniz vasıtasıyla ikisi zaten komşu ülkeler. Bunun dışında Suudi Arabistan'da yaşayan yoğun bir Sudan nüfusu da var. Hatta sadece Suudi Arabistan değil, Körfez ülkelerinin birçoğunda, Katar'da dahil olmak üzere Sudanlılar, özellikle de mesela eğitimli Sudanlılar buralara gitmeyi tercih ediyorlar. Yani Arapçanın doğal olarak bu ülkelerde de kullanılıyor oluşu mesela doktorlara, eczacılara fırsatlar sunuyor ve
beyin göçü denen hadise gerçekleşiyor. Buralarda yetişmiş elemanları çok fazla, yani yetişmiş insanı çok fazla Sudan'ın. Bunun dışında işçi olarak da tabii giden insanlar var. Yani tam olarak rakam veremeyeceğim. Hani Suudi Arabistan'ın ne kadar Sudanlı var diye, ama ilişkileri güçlü, onu söyleyebilirim. Yani Sudan'ın Avrupa'sı. Yani tabii Sudan'a yakın oluşu, Arapçanın da doğal olarak buralarda kullanılıyor oluşu ve Suudi Arabistan'ın da maddi imkanlarının cazip gelmesi insanlara buraların tercih sebebi oluyor. Yani, bir eleştiri var yalnız bu konuda. Nedir? Özellikle Yemen'le alakalı. İşte asker karşılığında para alınıyor gibi özellikle evet. Sudan muhalefeti mevcut yönetimi eleştiriyor. Evet. Katılıyor musunuz? Şimdi şöyle, Yemen'deki koalisyon, yani Suudi Arabistan'ın başını çektiği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği koalisyon, oradaki işte Husilere karşı biliyorsunuz silahlı bir şey başlattı, bir mücadele başlattı. Sudan buna destek veriyor ve bu desteği, yani parasal destek değil, asker desteği, yani bilfiil. İşte onun karşılığında Sudan'dan askerler Yemen'e gönderiliyorlar ve orada bazı yerlerde bilfiil çatışıyorlar Husilerle. Tabii bu iç muhalefette eleştirilen bir konu. Yani Sudan'ın Yemen meselesine bu kadar müdahil olması ve burada da işte çok fazla pazarlık payının olmaması ve asker sağlığı oluşu muhalefete ciddi bir şey veriyor, bir koz veriyor. Bu noktada benim de gördüğüm kadarıyla mesela parlamentodaki bazı gruplar da son dönemlerde biraz da artık seslerini fazla duyurmaya başladılar. Sudan hükümeti, eğer yanlış hatırlamıyorsam, bu konuyu tekrar değerlendireceği gibi bir şey verdi, bir söz verdi. Çünkü eleştiriler arttıkça artık ve ölen insanlar da var. Yani orada Yemen'de savaşıp ölen askerler de var, Sudanlı. O yüzden bu sayılar da arttıkça hükümet de biraz o stratejisinde tekrar bir revizyona ya da bir gözden geçirmeye ihtiyaç duyuyor zannedersem. Amerika'nın Sudan'a şöyle tabii, bir... Suudi Arabistan'ın mesela desteği biraz da buna bağlı. Yani Sudan'ın Yemen'e asker göndermesine bağlı. Şu anda 15 milyarı bulmuş durumda yatırımları. Bir eleştirisi daha var zannediyorum Suudi Arabistan'ın, Sudan'a özellikle. Evet. Gelecek yatırımlar Sudan'ın Katar, İran ve biraz da Türkiye ile evet. ilişkilerini ne bağlı olduğunu kısmen yüksek sesle, kısmen satır aralarında. Ciddi mi bu? Şimdi ülkenin şu anki mevcut durumu, yani bu ekonomik kriz maalesef Suudi Arabistan tarafından biraz da suistimal ediliyor. Yani zor durumu biraz da kendi istediklerini almak için kullanmaya çalışıyor. Suudi Arabistan'ın genç prensi. Şimdi burada Sudan'ı buna biraz zorluyorlar. Evet, yani Katar ve Türkiye'ye bu kadar yakın olması özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ni de çok rahatsız eden bir durum. Ve özellikle mesela Türkiye'nin Kızıldeniz'deki Savakin Adası'nı mesela uzun dönemde alması ve orayı restore etmeye başlaması aslında onlar açısından çok ciddi tehlike oluşturmayan bir durum, ama bunu sanki böyle çok büyük bir tehlikeymiş gibi, işte orada bir askeri üs kuruluyormuş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Mısır basını da benzer bir tutum içerisinde maalesef. Yani Türkiye'yi orada istenmeyen adam bir şekilde ilan ettirmeye gayret gösteren bir kesim var. Yani hem Mısır'da hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde hem Suudi Arabistan'da, ama Türkiye-Sudan ilişkileri biraz daha özel bir aslında şeyde, özel bir platformda gidiyor. Yani bu güncel siyasette çok da şey değil, angaje değil. O en azından biraz rahatlatıcı. Çünkü Türkiye Sudan'a destek vermeye, yani son konjüktürle birlikte başlamadı. Türkiye'nin Sudan'a destek verişi modern dönemi göz önünde bulundursanız Turgut Özal'la uzanıyor. İlk ciddi olarak yani Turgut Özal döneminde yakınlaşmalar başlıyor. Özellikle mesela sağlık alanında başlıyor. Hani öyle askeri alanda da değil. Sağlık alanında mesela Türkiye'nin yaptırdığı iki tane büyük hastane var Sudan'da. Biri Darfur'da, biri de işte Hartum'da, Kalakla'da. O yüzden Türkiye ile ilişkileri o Körfez krizinden biraz daha bağımsız aslında. Ama Katar'la yakınlaşması o biraz daha sorunlu bir alan. Çünkü Darfur sürecine, özellikle Darfur barış sürecine Katar'ın çok büyük bir katkısı var.
2010 yılında başlayan Doha süreci Darfur için. Katar'ın ekonomik yardım da olmuş zannediyorum. Tabii Katar mesela Darfur için 3,5 milyar dolarlık bir fon oluşturdu 2013 yılında ve bu fonu da orada işte okul, yol vesaire yapımına harcadı ki ben de mesela birkaç yıl önce Darfur'a gittiğimde bunun etkilerini bizzat bir fiil görme şansım oldu. Yani mesela baktığımda yolların bir kısmı yenilenmişti, işte havaalanları mesela yenilenmişti. Hatta bazı çok uzak yani kırsal yerlere okullar falan inşa edilmişti. O noktada Darfur'un tekrar canlanması için, kalkınması için Katar'ın bir şeyi var, bir çabası var. Ama Katar'a karşı olan kesimler de tabii bundan rahatsızlar ve Sudan'ı da bu noktada sıkıştırıyor. Bir de Nil üzerine kurulacak bir barajdan bahsediliyor. Evet. Barajla alakalı da... Kurulacak değil, kuruldu. Gibi. Yani şu an bitme aşamasına geldi zaten. Zannediyorum proje. Suyun kısa sürede toparlanmasıyla, toplanmasıyla, uzun vadede toplanmasıyla alakalı herhalde Mısır'la Sudan önce birlikte hareket ederken sonra Sudan farklı bir tavır alıyor. Yani o Nil meselesiyle ilgili şimdi Nil hakikaten biraz önce dedik ya hani Sudan Nil havzasında büyük ülke ve Nil hakikaten Sudan için çok önemli. Ama Mısır için çok çok daha önemli. Yani mesela Mısır'ın Nil'e bağımlılığı %99 oranında. Tarım alanında mesela. Sudan da tabii Nil'den faydalanıyor. Nil suyundan faydalanıyor. Hem Mısır hem Sudan özellikle barajın ilk Etiyopya'nın yaptırdığı Rönesans barajının ilk aşamasında çok ciddi tepkiler gösterdiler. Yani yapılmaması yönünde. Ama Etiyopya tabii o noktada daha kararlı adımlar attı. Hani Mısır mesela hatta Nil kırmızı çizgimizdir. Gerekirse savaşırız gibi çok üst yani böyle sert söylemlerde de bulundu ama Etiyopya o noktada gerginliği azaltma şeyindeydi, çabası içerisindeydi ve işte bir şekilde diyalog devam etsin istedi. Mısır, Sudan ve Etiyopya nihayetinde zaman zaman hep bir araya geldiler. 2010 yılından beri sık sık bir araya geliyorlar. Artık barajın yapımını tabii ki kabullendi. Yani hem Sudan hem de Mısır. Ancak barajın doğuracağı etkiler... Mesela baraj rezervuarının ne kadar sürede dolacağı çok önemli bir konu haline geldi son günlerde. Çünkü Etiyopya çok hızlı bir şekilde rezervuar doldurmak istiyor. Mısır ise daha uzun vadeli. İşte yıllar alacak bir aşamayla, aşama aşama doldurulması taraftarı. Çünkü Nil su seviyesindeki bir değişiklik. Mısır'da tarımı çok ciddi olumsuz etkileyebilir korkusu var. O yüzden Etiyopya'yı bir şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Sudan bu noktada Etiyopya'yla biraz daha yakın bir şey sergiliyor, tavır sergiliyor. Çünkü barajın bazı getireceği bazı şeyler de var, Sudan'a katkılar da var. Mesela işte bir elektrik ihtiyacının bir kısmını burada karşılaması söz konusu. Su baskınlarının mesela daha kontrol edilebilir hale gelmesi söz konusu ki mesela ben de biliyorum mesela Sudan'da yaşadığım dönemlerden her yılın belli dönemlerinde su baskınları olur. İşte Nil Havzası'ndaki köylerde ya da işte yerleşim yerlerinde mutlaka işte evler su altında kalır idi. Şu an mesela onları biraz daha kontrol etme şeyi de var. Anladım. Durumu da var. Çok özür dilerim, reji uyarıyor. Son iki cümlenizi bu krizden Sudan nasıl çıkabilir? Onunla alakalı ne söylemek istersiniz? Sudan bu krizleri mutlaka atlatacaktır. Çünkü Sudan dirayetli bir millet. Sudanlılar dirayetli bir millet ki birçok badireyi bu zamana kadar yani en azından benim bildiğim son 200 yıllık periyottaki birçok badireyi atlatmış bir millet. Mutlaka trajediler yaşanacaktır. Mutlaka bazı acılar çekilecektir ama bu şeyler, bu krizler hem siyasi krizler hem ekonomik krizler atlatılacaktır. O potansiyel Sudan'da var. Yeter ki yönetim kararlı olsun ve iyi bir idare sergilesin. Bu noktada yani 2020 kritik. Çünkü 2020 seçimleri, yani 2020 yılındaki seçimler biraz da bu şeyi belirleyecek gibime geliyor. Çok teşekkürler. Rica ederim. Değerli izleyenlerimiz, Sudan'daki ekonomik krizi ve krizin nedenlerini konuştuk. Haftaya bir başka konu ve bir başka konukla tekrar karşınızda olmak umuduyla. Hoşça kalın.
İHH İnsani Yardım Vakfı Yeryüzü Notları programını sundu.